Lala Bey paylaşımdan herkese merhaba. Memik Kibarkaya'nın Parmak İzlerim isimli resim sergisindeyiz. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Memik Bey, öncelikle tebrik ediyoruz sizi. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiğiniz ve bizi evrensel yapıyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi kısaca sizi tanıyarak başlayalım. Ben 1950 doğumlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 kardeşin sondan 4 ikincisi erkek kardeşiz. 6 erkek kardeşin. Tarımla iştigal eden bir ailenin çocuğuyum. Sürüsü, koyunları, keçileri, işte tarımı, arazisi, bağı, bostan olan bir aileden geliyorum. Çocukluk yıllarımda ilkokula 2 yıl sonra gittim. Çünkü davarlarımızı, sürülerimizi güdecek çoban bulamadığımız için ben gidiyordum. Ailem beni okula göndermedi. Sonra 25 lira bir para cezası yüzünden baş öğretmen göndermişti. O nedenle okula başladım. İlkokula o zamanlar başladım. Fakat doğanın içinde oluşum nedeniyle sürekli olarak doğada haşir neşir olduğum için doğanın çamuruyla tanıştım ilk defa. Veysel'in dediği gibi karnın yardım, kazma ile, bille yine karşıladı beni gül ile. Oradan geldik, oraya da gidiyoruz. O beni güçlendirdi. Öyle bir aile söyleyeyim. Sonra da üniversiteye gittim, okudum. İşte ilk defa sıra dışılığım vardı zaten, böyle derlerdi bana. Mesela ben edebiyat mezunuyum, fen puanıyla üniversiteye giriyorum. Mesela ben resimde seçmeli ders vardı şeyde, lisede. Bir trigonometri diye bir dersten kaçmak için şeyi seçtim, müzik bölümünü seçtim. Ama bir arkadaşımın kitap kapağını yaptığımda hocaların dikkatini çekmiş. Atölyeye çağırdılar. Lisede yıllarında atölyede bir iki resim tamamladım. Öğretmen evine, baş öğretmen odasına asıldı. Böylece resim bir hevesi başladı. Demek ki DNA'mda vardı. Zaten çocukluğumdan beri resim yapıyordum ben. Evet, resim tutkunuz o zamanlardan beri varmış. Şimdi serginizi de gezdik. Farklı bir tarz var aslında. Biraz bundan bahsetmenizi isteyeceğim ben. Temanızı nasıl belirliyorsunuz? Resimlerinizi nasıl oluşturuyorsunuz? Şimdi farklı olmak. Muhammed İkbal der ki, kendi yolunuzu kendi kazmanızla kazınız. Başkalarının yoluna gitmek insanlara zulmedir. Şimdi ressamları inceledim. Çoğunu inceledim. Yani büyük ressamları, büyük devrim yaratanları inceledim. Hepsinde bir çıkış noktası var. Yani bir farklılık var. Farklı olmak lazım. Bunu keşfettiğim zaman ben de farklı olmayı düşündüm. Ama farklı olmayı düşünüyordum ama böyle bir buluşu keşfetmek biraz zordu. Ama tesadüfi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda çalışıyordum ben. Bir kağıt tanıdım. Kağıdı tanıyınca bunun üzerinde pastellerle oynarken ışık farklılığını gördüm. Sonra pasteli ezdim. Bazı maddelerle karıştırdım. Daha sonra bir kimyacı arkadaşım dedi ki, bu dedi öbür tarafa da geçsin, fix olsun dedi. Kimya mühendisi. Onunla beraber bazı maddeler karıştırarak bu bir basit süzgeç kağıdı, selpak ayarında. Ona parmaklarımla yapmaya başladım. Derken bu resim tarzı benim hoşuma da gitmeye başladı. Açtığım sergilerde de hoşa gidiyordu. Tabii ben çocukluğumdan beri resim yapıyordum ama herkesin yaptığı gibi yağlı boya, guaj, sulu boya resimler yapıyordum. Sergiler açıyordum. Bu tekniği 2000 yılında buldum. Daha sonra böyle hani ben hobi olarak yapıyorum zaten. 2006 yılında burada gene Fikret Otyan bir sergi açmıştı. Ona bir resimimi gösterdim. O bana dedi ki, ne iş yapıyorsun dedi. Türkiye Atom Enerjisi'nde çalışıyorum dedi. Git dedi, emekli ol ya da istifa et, resim yap dedi. Ona uydum, 3 gün sonra emekli dilekçemi verdim. Daire başkanıydım Tarım Bakanlığı'nda. Emekli oldum, resim yapıyorum. Bu benim zevkim. Şimdi şurada belki de önemli olan parmaklarınızla yapmanız. Hani daha önce de konuştuk bunu. Ama şimdi farklı olarak bunu söyleyebilir miyiz? Hani parmaklarınızla resim yapmanız. Bununla ilgili daha önce de bir şeyler söylemişsiniz zannediyorum. Neler söyleyeceksiniz? Bir kere parmakla yapmanın içinde zaten boya fırçaya bulanmıyor. Fırçasız yani yapıyorsun. Fırçaya bulaşmıyor. Çamur haline getiriyorum ben bu boyayı. Bu boyayı 4-5 tane maddelerle karıştırdıktan sonra çamur haline geldikten sonra onu eziyorum. Parmaklarımla bir kağıt üzerine sürüyorum. Bir de bir resimde dokunma hissi. Piyanonun tuşuna bastığın zaman tını çok önemlidir. Yani sert basarsın, sert ses alırsın. Yumuşak basarsın, yumuşak ses alırsın. Bu da öyle dokunma. Arada bir mesafe yok, bir materyal yok. Dokunarak hissetmek olayı var. Mesela bazı yerlere
parmağımı baş parmağımı mühür gibi basarım. Oralarda daha çok derinlik oluşuyor. Bu da parmak dokunmak hissi veriyor bana. İkincisi 40'a 40 kağıtlar, bu kağıtları ekleyerek gidiyor. Bu da özgürlük hissi. Yani ben yani tuval beni mahkum ediyor, teslim alıyor. Diyor ki sen diyor bu sınırın içine gir diyor. Ben o sınıra girmek istemiyorum. Gittiği yere kadar gidiyorum, ekliyorum kağıdı, uluyorum, devam ediyorum. Onu ben teslim alıyorum. Teslim aldığım zaman etrafını kesiyorum, düzeltiyorum. Sonra da çerçeveye koyuyorum. Memik Bey, serginizi evet, serginizi incelediğimizde genelde insan figürleriyle karşılaşıyoruz. Bunun bir anlamı var mı acaba? Bunu merak ediyorum. Şimdi anlamı daha ne olsun ki ya? Anadolu'nun içinden geliyorum. Şimdi Anadolu'nun içinden evet. İlk olarak bunu söyleyebiliriz. Hani bunun dışında farklı figürlere çok rastlamadık. İşte Anadolu insanı, Anadolu'nun yüzleri, Anadolu'daki acı, Anadolu'daki türkü, Anadolu'daki hoyratlık. Anadolu'ya yıllardan beri şey öğretmişler. Yemen türküsü. Hep Yemen türküsü söylüyor. Bu ülkede bir sıkıntı var, preslenme var. Bunları görüyorum ben. Gördüğüm o preslenmeleri yapıyorum. Hepsinin sıkıntısı var. Mesela başyapıtım afişte olan resmim. Bu resim de niye böyle hüzünlüsün dedim. Kayanın üzerine oturmuş torunumu bekliyorum, asker yolu bekliyorum dedi. Bir bakış var. Hepsi o beni duydu. Tabii canım şu mesela sigara içen kadın. Veterinerim bir köye gittiğimde böyle kaygısız bir şekilde fosur fosur sigara içiyordu. Ama Rembrandt'ı tanıdıktan sonra Rembrandt'ın elleri hoşuma gitti. Onu duygularak yaptım. Bu Anadolu insanları, bizim insanlarımız. Şu Yusuf emmi. Yusuf amca sürekli fosur fosur, o da sigara içerdi. En sonunda iki tane harman yaktı, sigarayı bırakıyorum dedi. Üç gün sonra ben onun yanında oğlak gidiyordum. Üç gün sonra yine başladı sigaraya. Şimdi bu insanların yüzleri, güzellerin yüzleri. Ben metroda giderken insanın yüzlerine, gözlerine bakarım. Göz, parmak ucu ve göz her insanın kendine aitidir. Yani o DNA başkalarında yoktur. Onu yakalamak çok önemlidir. Gözü yakaladığım zaman onun ruhunu da yakalıyorum. Modigliani öyle diyor. Ben de bekliyorum o zaman. Sizi o kadar çok baktım ki resmimi bekliyorum. Sizin de gözlerinizi yaparım inşallah tamam, bir gün. Inşallah. bir de şunu sormak istiyorum. Resim Cumhuriyet'le beraber hayatımıza girdi. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kısaca bundan da bahsedelim. Çok önemli bir konu. Sanatın DNA'sında, Cumhuriyet'in DNA'sında sanat vardır. Yap deyince yapıyorsun, yapma deyince yapmıyorsun. Yani yasak dedin miydi bitiyor bir iş. Kimse elini vuramıyor. Balıkla yoğurt yeme dedin miydi kimse yemiyor. Bu bunun gibi yani yasak. O yüzden sanat Cumhuriyet'le beraber geldi bu ülkemize. Ve büyük önderimiz Atatürk, Ankara'nın lağım suları dışarı akarken Resim Heykel Müzesi'nin ve ondan sonra operanın temelini attı ve sürekli olarak denetliyordu. Bunu Fazıl Say'dan dinledim. Şimdi Cumhuriyet özgürlüktür. Özgür düşünmedir. Şimdi Avrupa'da bahar diyorlar, Arap baharı. Hani resim var mı orada? Yok. Nerede var? Batı'da var. Batı'da resim başladığı zaman savaş da bitti. Ciddi söylüyorum. Barışla özdeşleştirebiliriz. Savaşı durduran şey sanattır. Sanat nedir? Işıktır. Sanat güneştir. Onun arkasından da bilim gelir. Bana göre öyledir. Ben öyle yorumluyorum. Şimdi kavga niye yok? Bilimi yakaladılar. Önce sanatı yakaladılar, sonra bilimi yakaladılar. Kavga bitti. Sen hala daha 90 yıllık bir mazimiz var. İnşallah biz öldükten sonra bunlar daha büyük, daha bir devasa olacağına inanıyorum. Ben bir de parmak uçlarınızı gerçekten merak ediyorum. O boyalardan bir şey oldu mu acaba diye. Hani o sürtüyorsunuz ya. Bir şey yok işte, parmaklarım çok kirli oldu benim. Bu boya galiba da. Hayır, sadece şu iç tarafını biraz merak ediyorum. Hayır bir şey yok. Hani sürüyorsunuz yok, ya. Yok. Onu gerçekten merak hemen etmiştim yıkarım. Ben. Hemen yıkarım. Yok yani yıkama anlamında değil. Hani sürüyorsunuz ya, evet. Acaba acıyor mu? Zaten hani yok. Bir yok. Nasırlaşma anda, var mı anlamında? Şu anda her resmimin üzerinde o binlerce parmağımın izi var. Ruhumuz var, gözümün şeyiyle, gözümden aktardığım güneş ışığıyla parmağımın ucundaki parmak izlerim var ve bu nedenle benim bütün konseptimde parmak izlerim diyorum. Çünkü resimlerim artık kopya edilemez. Dünyada kimse bunu kopya edemez çünkü benim parmağım, DNA'm çözüldüğü zaman bakarlar derler ki ya bu adamın şu kadar parmağının izi var. Bunlar mikroskopta gözükür.
Yani bu parmak izim bana ait. Benim ruhum, benim gözden yansımam, benim parmağımın ucuna nüksetmesi. Bu hadise odur. Parmak izlerim Memik Kibarkaya'ya ait diyebiliriz son olarak. Tabii tabii, parmak izleri bana ait. Çok teşekkür ederiz. Ben başarılar diliyoruz. Saygılar sunarım. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Değerli konuğumuzla söyleşimizin sonuna geldik. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.